Hayırlı akşamlar efendim. Bugün tarihten yansımalarda ta Kudüs'e gideceğiz. Kudüs ve bölgesini tanımaya çalışacağız. Tabii ki Kudüs ve bölgesinin bugünkü halini ve geçmişten gelen tarihi süreç içerisinde burada olup bitenden bahsedeceğiz. Kudüs denildiği zaman aklımıza sadece belirli bir nokta geliyor. Mescid-i Aksa geliyor. Mescid-i Aksa nedir? Efendim Süleyman Mabedi nedir? Ve Mescid-i Aksa bölgesindeki harem bölgesi, yani bu bölgenin tamamının ismi nedir? Bu konuları bilmiyoruz. Bunları bugün Tarihten Yansımalar programında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda dekan yardımcısı, yardımcı doçent doktor Muammer Ulutürk ile konuşacağız. Muammer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilmiyorum, ben başlarken şöyle bir ifade kullandım. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Bu bölgeyi pek fazla tanımadığımızı söyledik. Tabii tanımıyor isek, belirli bir bölgeyi tanımıyor isek, bunun sorumlusu tanımayanlardan daha çok tanıtmayanlar diye benim aklıma geliyor. Yani o bölgeyle ilgili sadece işte Mescid-i Aksa diyoruz, Kudüs diyoruz. Bunların bizim açımızdan neden kutsal, bizim açımızdan neden önemli? Pek bunun üzerinde durmuyoruz. Ya da Yahudiler açısından neden önemli? Yahudiler açısından neresi önemli? Biz Müslümanlar açısından neresi önemli? Bunları bilmiyoruz. Mescid-i Aksa'nın kim tarafından ne zaman yapıldığını ya da bu bölgedeki diğer Süleyman Mabedi'nin kim tarafından ne zaman yapıldığını dahi bilmiyoruz. Bazı insanlar bu bölgede olup bitenleri hep tek taraflı olarak düşünüyor. Sanki bu bölge sadece İslam dininin hakim olduğu bir bölge gibi, yani bir Mekke gibi, bir Medine gibi değerlendiriliyor. Bunlar doğru mudur, yanlış mıdır? Bu konulara da değineceğiz. Ama öncelikle ben Kudüs'ün şöyle bir geçmişine, bu bölgenin şöyle bir geçmişine gitmek istiyorum. Hazreti İbrahim zamanında, Hazreti Davud zamanında, Hazreti Musa döneminde buralarda neler olmuş, nasıl bir yaşantı varmış? Hocam buyurun. Evet. Teşekkür ediyorum bana böyle bir konuşma fırsatı verdiğiniz için. Kudüs'te bugün olup bitenleri iyi anlayabilmek için ya da Orta Doğu siyasetinin ince ayarlarını iyi bilebilmek adına dinler tarihi penceresinden buranın geçmişini çok iyi bilmek lazım. Bugün İsrail siyaseti bölgede ciddi terör estiriyor. Bu olayların arka planda neler var? Bunları iyi bilmek gerekiyor. Özellikle biz Müslümanların bu konulara vakıf olmamız gerekiyor. Önce şöyle yapalım isterseniz. Burası neresi? Yani Mescid-i Aksa dediğimiz bölge neresi? Çok kısa bahsettikten sonra. Uygun olursa o bölgeyi bir tanıyalım. Buranın tarihi, ya Kudüs kentinin tarihi süreci bidayetine bir göz atmış olalım. Şimdi Müslümanların genel olarak bildikleri altın kubbeli bir yer var biliyorsunuz. Evet. Burası Kubbetü Sahra. Burayı genellikle işte resimlerden, fotoğraflardan ya da görsel malzemeler kanalıyla Müslümanlar buranın Mescid-i Aksa olduğunu zannederler genellikle. Bu hatayı bir türlü düzelemedi nedense. Burası Abdülmelik bin Mervan döneminde, Emeviler döneminde yapılmış olan bir mescit. Yani muallak kayası dediğimiz Peygamberimizin Miraç'ta göklere yükseldiği yer üzerine yapılan, kaya üzerine yapılan bir mescit aslında. Burası Kubbetü Sahra. Hemen karşısında yer alan yerde kıble mescidi olarak bilinen mescittir burası. 80'e 50 ölçülerinde bir mescit burası. Şu anda yani Müslümanların ilk kıblesi. İlk kıblesi. Cuma evet. Günleri Filistinli Müslümanların Cuma cami olarak da adlandırdıkları mescittir burası. Fakat ne kıble mescidi ne de Kubbetü Sahra Mescid-i Aksa değil. Burası bir yapı kompleksi. Yani her ikisinin de içerisinde yer aldığı, mescitlerin içerisinde bulunduğu, o işte ağaçlarından basamaklarına, merdiven basamaklarına kadar ya da Memlükler zamanında yapılan dış avlu düzenlemelerine kadar orada gördüğümüz her ne varsa 144 bölümden parçadan oluşan yerin adıdır Mescid-i Aksa. Burası Kanuni Sultan Süleyman döneminde son şeklini almış olan bölge. Zaten şunu da ilave etmek lazım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kudüs çok ciddi şekilde imar gördü. Kudüs'ün en mamur dönemi bu dönemdir ve bu dönemde
etrafı belirlenmiştir. Daha önce belirlenmiştir ama bu yapı kompleksi son şeklini bu dönemde almıştır. Dolayısıyla bizim Mescid-i Aksa dediğimiz yer ya da harem bölgesi dediğimiz yer tıpkı Kabe gibi. Yani bizim işte kıblemiz olan Kabe ve harem bölgesi gibi, burası yapı komplekslerinden oluşan bir yer burası. Yani şimdi şöyle söyleyebiliriz. Kubbetül Sahra'nın, Emeviler zamanında yapılan Kubbetül Sahra'nın ve Müslümanların ilk kıblesi de olan Kıble Mescidi'ni içerisinde bulunduran bu alana biz ne diyoruz? Mescid-i Aksa diyoruz. Evet. Peki Mescid-i Aksa alanının içerisinde Süleyman Mabedi var mı? Evet. Şimdi şöyle Süleyman Mabedi nerede ya da? Süleyman Mabedi şu anki ağlama duvarının bulunduğu bölgede olduğu düşünülen, yani Yahudiler tarafından burada olduğu düşünülen bir yapı burası. Ama Süleyman Mabedi'nin nerede olduğunu ne biz biliyoruz, orada olduğunu biliyoruz. Yani bu yapı kompleksi civarında olduğunu biliyoruz. Ha, şimdi öyle bir mabet ama yok orada yani. Yok, hayır. Yani şu anda böyle bir yapı herhangi bir şey yok zaten. Hatta yani gözle görülür, elle tutulur bir yapı yok. Hatta şöyle bir şey oldu. Yahudiler burada arkeolojik kazılar yapıyorlar. Şu anda ağlama duvarının bulunduğu avlunun alt kısmında ilk kazı çalışmalarını başlattılar. Evet. Fakat burada Roma döneminden kalma sütunlar ve yer döşemeleriyle karşılaştılar ve büyük bir hayal kırıklığına uğradılar Yahudiler. Yani mabet arıyorlardı. Mabet arıyorlar. Yani burada Süleyman Mabedi'nin kalıntılarını, duvarlarını arıyorlar. Fakat bu arkeolojik çalışmalar Roma dönemine ait bir takım veriler verdi. Sütunlar çıktı ortaya ve zemin döşemeleri ortaya çıktı ve büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Şu anda bu kazı çalışmaları devam ediyor aslında. Bu bölgede devam ediyor. Fakat harem bölgesinin altına henüz giremiyorlar. Yani en azından biz bu kadarını biliyoruz. Ama mesela oraya iliştirmedikleri için orada herhangi bir bizim bilmediğimiz gizli bir başka bir kazı çalışması olup olmadığını şahsen bilmiyorum. Ama olay şu, Kıble Mescidi'nin ve Kubbetü Sahra'nın bulunduğu harem bölgesinin altını oymak suretiyle burada Süleyman Mabedi'nin kalıntılarını arıyorlar. İkinci bir amaçta bir çökme bekleniyor aslında. Yani bu kazı çalışmaları yapıldıktan sonra altını oymuş olacaksınız. Dolayısıyla buranın ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma var. Dolayısıyla arkeolojik çalışma adı altında bölgenin, harem bölgesinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Evet. Yani esas buranın Müslümanlardan arındırılmasına yönelik bir çalışma yapılıyor. Şöyle bir şey de var. Önceki yılki Kudüs ziyaretimizde Şabat akşamı ağlama duvarına giderken yol üzerinde Şabat akşamı Yahudilerin kutsal akşamıdır. Cumartesiye kadar cumartesi devam eder. Yapalım. Biliyorsunuz Şabat cumartesi ifade ediyor. Evet. O yol üzerinde o yol üzerinden bir kapı görmüştüm. Ziyarete açık aslında orası. Yani belli bir hatta ücret karşılığında girebiliyorsunuz oraya. Dolayısıyla bu bahsettiğim yer ağlama duvarına giden yol üzerinde. Kazı çalışmalarının yapıldığı yer. Yani ağlama duvarı bizim biraz önceki söylediğimiz Mescid-i Aksa bu kompleksinin dışında. Dışında. Avlu duvarına yani bugünkü Yahudilerin batı duvarı dedikleri, aslında Yahudiler ağlama duvarı demiyorlar. Batılılar ağlama duvarı diyorlar. Ağlama duvarıyla bizim Burak Mescidi'nin duvarları sırt sırtadır. Yani şöyle bir şey de var. Burada inançlar o kadar iç içe girmiş vaziyette ki ağlama duvarında Yahudiler ağlarlarken hemen duvarın arka tarafındaki Burak Mescidi'nde Müslümanlar namaz kılıyorlar. Evet. Yani kazı çalışmaları burada devam ediyor. Toparlayacak olursam konuyu, buradaki arkeolojik çalışmaların aslında amacı Süleyman Mabedi'nin kalıntılarına ulaşmak ve harem bölgesini ortadan kaldırmak. Aslında bütün niyetleri bu. Bir de harem bölgesinde, onu söylemeden geçmeyelim, bir Emevi mescidi yer alıyor. Hatta orada görüştüğümüz bu işlerden anlayan arkadaşlar şunu söylemişlerdi. Buradaki Emevi mescidinin bulunduğu duvarlar da çok sağlam değil aslında. Çünkü Kanuni döneminden sonra ufak tefek tamiratlar görmüş olmakla beraber zaten normal değil. Yani çok sağlam görünmüyor. Eğer kazı çalışmaları Mescid-i Aksa'nın altından devam edecek olursa zaten kendiliğinden burası çökmüş olacak.
Böyle bir sıkıntı söz konusu Müslümanlar açısından. Ancak hadiseleri takip ediyoruz, siz de takip ediyorsunuz. Türkiye dışında hiçbir ülkenin, hiçbir Müslüman ülkenin Mescid-i Aksa gibi, Kudüs gibi, Filistinliler gibi ya da Gazze gibi hiçbir tanesinin derdi söz konusu değil. Burada evet. Şunu da belirtmekten geçmeyelim. Konuyu uzattım. Gerçi biz bir daha Kudüs şehrini konuşacağız ama bölgeye Müslümanlar gelmiyorlar. Dünyanın farklı ülkelerinden Müslümanların ilk kıblesi olduğunu bilmelerine rağmen Türkiye dışından genellikle çok fazla ziyaretçi gelmiyor buraya. Ve mübarek geceler dahil olmak üzere buranın normal şartlarda dolup taşması lazım. Çok kalabalık olması lazım. Ağlama duvarına geliyorlar mı hocam? Efendim? Ağlama duvarına geliyorlar mı? Ağlama duvarına Yahudiler her daim oradalar. Bunun dışında, dışarıdan da geliyorlar mı? Tabii dışarıdan da geliyorlar. Zaten ağlama duvarına diğer dinlerden olan insanlar da Şabat yani Cuma akşamından Cumartesi akşamına kadar oraya giremezler. Hmm. Gayrimüslim yani Yahudiler dışında olanlar giremezler. Bunun dışında diğer vakitlerde başınıza kipa takmak kaydı şartıyla. Mutlaka takacaksınız. Tabii kesin takacaksınız. Ya da şöyle bir şey var. Programı izleyenler eğer Kudüs'e gitmek niyetinde olurlarsa ben kipa takmam gibi bir düşünceleri varsa namaz takkelerini ceplerine koysunlar. Namaz takkelerini takmak suretiyle de ağlama duvarının önünde işte orayı ziyaret edebilirler. Yani namaz takkesi de kipa yerine geçiyor. Geçiyor yani orada, ama mutlaka baş örtmek gerekiyor. Bunun dışında bir de kadınlar da mı baş örtecekler? Kadınların böyle bir şeyi yok. Erkekler için. Zorunluluğu var. Yeri gelmişken şunu da ifade edelim. Yahudilikte haremlik, selamlık var. Evet. Ağlama duvarına gelenler kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde dualarını yaparlar. Yan yana değil. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı yerde dua ederler. Hatta Şabat'la başlayan işte süre içerisinde cumartesi akşamına kadar ağlama kesiliyor. Halaylar çekiliyor vesaire. Buranın böyle bir durum var. Benim burada asıl söylemek istediğim şuydu. Ya ben o konuya geleceğim hocam. Yani o bölgeyi boş bırakmayalım şeyine. Evet. Ben onun için sordum. Yahudi asıllılar geliyor mu diye. Ben oradan bir konuya girecektim de. Tabii. Eğer son sözünü tamamlarsanız ben aynı konuyla evet. ilgili yani benim burada şu kısa konuşmada söylemek istediğim asıl şey Müslümanların burayı sahipsiz bırakmamaları. Evet. Harem bölgesinde her daim Müslümanların burada olmaları. Özellikle Filistinler bu konuda oradaki Müslümanlar çok hoşnut oluyorlar. Sahipsiz olmadıklarını düşünüyorlar ve bu konuda Türkiye'ye çok minnet duyduklarını ifade ediyorlar. Önceki yılki ziyaretimizde Doğu Kudüs sokaklarında gezerken dediler ki bize siz Türkiye'den gelin sadece buralarda gezmeniz yeterli. Başka bir şey istemiyoruz yani sizi görmek istiyoruz. Çünkü onların bizi görmüş olmaları Müslümanları hoşnut ederken Yahudi askerlerini ya da işte oradaki ciddi rahatsız ediyor. Çok ciddi rahatsız ediyor. Dolayısıyla ben diyorum ki Müslümanlar elbette Umre'ye de gitsinler ama bu arada ilk kıble olan Mescid-i Aksa'yı ihmal etmesinler. Çünkü evet. ihmal edildikçe bunlar şımarıyorlar. Müslümanlar orayı ihmal ettikçe bunlar orada terör estiriyorlar. İşte şu son zamanlarda girişlerde paravanlar konulması, işte dedektörlerle bilmem işte otomatik cihazlar aranmaları filan. Yani bardağa taşınan son damla oldu. Müslümanlar eğer ciddi bir mukavemet göstermiş olsalar buna yanaşabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü yapılan gösteriler neticesinde ve Türkiye'nin tavır koymasından sonra bu uygulama sadece el dedektörleriyle arama şekline dönüşmüş oldu. Son söyleyeceğim şu burada bu konuyla ilgili. Müslümanlar lütfen sahip çıksınlar. Evet. Müslümanlar mümkün olduğu kadar gitsinler, çocuklarıyla gitsinler hatta. Evet. Şimdi burada Kubbetül Sahra ve Kıble Mescidi'nin de içerisinde bulunduğu Mescid-i Aksa bölümünün boş bırakılmaması. Tabii ki bizde bazı alışkanlıklar var. Bu alışkanlıklar atılamıyor. Alışkanlık diyeceğim çünkü dini bir ibadet daha sonra alışkanlık haline geliyor. Güzel bir uygulamadır. Ama bu alışkanlıkların başka alanlara da kaymasını arzu ediyoruz. Mesela ben buradan sadece şeylere değil, hükümetimize, iktidar partisine değil, tüm
turizm ajantalarına, tüm turizm şirketlerine de çağrıda bulunuyorum. Ne olur en ekonomik bir biçimde bizim insanlarımızı da oraya taşıyın. Ama o bölgeyi gezmek için en az 3 güne mi dediniz ara konuşmamızda? Evet. En az 3 güne ihtiyaç var rahat rahat gezebilmek için. Biz 8 gün, 10 gün, 15 gün, 25 gün umre ziyaretlerimiz oluyor. Ziyaretlerimizin bir bölümünü de buraya yapalım. Buraya ağırlık verelim. Yahudilerin kendi ağlama duvarları için yaptıklarını biz de kendi beldelerimiz için, kendi topraklarımız için, orası bir bakıma İslam beldesi, İslam toprağı durumunda, buralar için yapalım diyoruz. Evet. Tabii ki daha farklı konulara konuşacağız ama Kudüs'ün şöyle geçmişinden biraz bahsedelim, evet, bu bölgenin hocam. Evet. Özellikle Hazreti İbrahim, Hazreti Davud ve Hazreti Musa zamanlarında bu bölgedeki hayat nasıldı? Evet. Şimdi Kudüs Hazreti Davud döneminde önem kazanan bir kent. Evet. Ama ondan önce Hazreti İbrahim dönemine bir şöyle bir bakmakta fayda var. Yahudi kutsal kitabında Salem diye bir kentten bahsediliyor. Evet. Salem adıyla bir kentten bahsediliyor. Şayet bu Salem kenti Yahudilerin Yaruşalom ya da Yerusalem ya da Darussalem dedikleri yerse, hı hı, Salem, yani kitapta geçen Salem eğer buysa, bu şehirse, o zaman buranın tarihini, kentin tarihini Hazreti İbrahim ile başlatmak icap eder. Çünkü evet, Hazreti İbrahim Ur kentinden çıktı, Kenan bölgesine geldi ve biraz önce bahsettiğimiz bu topraklara yerleşti. Bunun dışında yani Hazreti İbrahim dönemiyle ilgili olarak Kudüs'ü eğer Salem'le bağlayacak olursak böyle bir geçmişi var. Ama Kudüs'ün asıl geçmişi Hazreti Davud dönemiyle başlar. Çünkü Hazreti Davud İsrail Krallığı'nı kurduktan sonra Kudüs'ü kendisine başkent yaptı. O döneme kadar çok da yani Yahudi teolojisi ve Yahudi tarihi açısından bir esprisi yok, hı hı, bu kentin. Ondan beraber başlıyor, Kudüs kentiyle beraber başlıyor. Hazreti Davud hükümdarlığının yaklaşık 40 yıl süren hükümdarlığının yaklaşık 7 yılını Hebron'da geçiriyor. Hebron bugün El Halil dediğimiz kenttir. Hmm. Bunun dışında kalan yıllarını da Kudüs'te geçiriyor. Yani bütün neredeyse ömrü şeyde geçiyor, Kudüs'te geçiyor. El Halil demişken bu şunu da ifade edelim, araya sıkıştıralım onu da. Önceki yılki ziyaretimizde El Halil'e gittiğimizde kente giremedik. İsrail askerleri şehri kapatmışlardı. Şehrin ana girişini tel örgülerle, hı hı, kapatmışlardı ve sadece bir turnike vardı. Bir turnikeden geçirebiliyordu. O kadar rica etmiş olmamıza rağmen şehre giremedik. Burada Hazreti İbrahim'in makamı var. Burada Hazreti Yusuf'un makamı var. Evet. Müslümanlar açısından son derece önemli bir yer burası. Bir de bir gün önceki olaylarda 18 yaşında bir gencin şehit edildiği İsrail askerleri tarafından haberi gelmişti. Bir de 6 aylık bir bebek atılan şeyden, zehirli gazdan ya da işte o atıyorlar ya bomba, hı hı, ondan zehirlenerek vefat etmiş, şehit olmuş. Hem dedik El Halil kentine girelim, bu yerleri ziyaret ederiz, hem de taziye ziyareti yapalım. Mesela İsraillerin yani Yahudilerin diyelim, en çok rahatsız oldukları konulardan bir tanesi de bu. Başka bir yerden birilerinin gelerek ev ziyaretleri yapıyor olmaları. Mesela çok ciddi had safhada sorun çıkıyor. Biz bunları yapamadık. Dolayısıyla El Halil kentine giremedik. Zaman zaman açıldığını biliyorum. Yani zaman zaman arkadaşlar gidenlerden, evet, öğrendiğimiz kadarıyla. Şimdi burada kalmış Davud Aleyhisselam. Yaklaşık 7 yılını burada geçirmiş. Şimdi Davud Aleyhisselam'ın bir projesi var. Onun projesi bir Beytullah yapmak. Yani bir büyük ibadethane yapmak istiyor Davud Aleyhisselam. Ve bunun için de yapmayı planladığı mescidin, mescit diyelim çünkü Davud Aleyhisselam bir İslam peygamberi ise, ki öyle. Evet. O zaman buna mescit dememiz lazım. İbadethane ya da işte dememiz gerekiyor. Arsasını satın almış. Ve burada kullanacağı malzemeleri de temin etmiş. Her şey hazır. Fakat Yahudi kutsal kitabına göre Tanrı Yahova şöyle nida ediyor. Diyor ki sen ömrün boyunca savaşlar yaptın. Ömrün savaşlarla geçti ve elini kana buladın. Dolayısıyla
benim mabedime kanlı ellerini sürmeyeceksin. Dolayısıyla Davud Aleyhisselam bu projesinden vazgeçiyor. Mabedin yapılması, yani Süleyman Mabedi adıyla bildiğimiz, bugün o bugünkü siyasetin nirengi noktasını oluşturan bu mescidin yapımı Hazreti Süleyman'a nasip oluyor. Hatta bu şeyin, mabedin planlarının Tanrı tarafından verildiği de ifade edilir. Zannedildiği gibi Süleyman Mabedi çok büyük bir yapı falan da değil. Yaklaşık olarak burası 27'ye 9 ölçülerinde, 27 metre uzunluğunda, 9 metre eninde ve 14 metre yaklaşık yüksekliğinde olduğu düşünülen, tahmin edilen bir yapı. Şimdi Davud Aleyhisselam aslında şunu da yapmak istiyor. Hem daha doğrusu Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı bir bu mabed için söylüyorum. Davud Aleyhisselam planı bir de şöyle. Bir ahit sandığı var. Ahit sandığı Hazreti Musa. Hocam, ahit sandığına müsaade ederseniz bir ara verelim. Olur. Ara verdikten sonra şey edelim. Çünkü yönetmenin bana bir ara vermemiz gerektiğini söylüyor. Tabii ki ara verdikten sonra biz Süleyman Mabedi'ni konuşmaya devam edeceğiz. Bu bölgedeki diğer gelişmeleri ve günümüzle olan ilişkileri ve özellikle ben şunu sormak istiyorum hocam size. İran ve Yahudi ilişkileri, çünkü bildiğimiz kadarıyla bu bölgeye Persler zamanında İran'ın çok büyük katkısı olmuş. O ilişkileri soracağız. Efendim bir ara, aradan sonra biz saygıdeğer hocam Muammer Ulutürk'le burada olacağız. İyi günler efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımalara yine devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Muammer Ulutürk, hocam. Tabii ki Muammer hocamla biz öncelikle konu Kudüs olunca Kudüs'ün ve bölgenin şöyle tarihi geçmişine baktık. Ve öncelikle bu bölgede Yahudiler ne istiyorlar ya da bu bölgedeki bugünkü sıkıntıların asıl sebebi nedir, onu gördük. Tabii konumuzun ya da programımızın ilk başlangıcında belirttiğimiz gibi Mescid-i Aksa neresi, efendim Kubbetül Sahra neresi, kıble mescidi neresi, bunları da ayrı ayrı görmüş olduk. Hocam en son ahit sandığı meselesine gelmişti. Yahudiler ya da buradaki Musevi inancı bu bölgede bir arayış içerisinde. Biraz önceki bölümde de sizin söylediğiniz gibi Mescid-i Aksa'nın, bu kompleksin altı oyulmak suretiyle yapılan kazıların bir bölümünde Roma devrine kalan eserler ortaya çıkmış olmasına rağmen hala bir şeyler aranıyor ve o meydanın altı boşaltılıyor. Bunlar ne arıyor hocam burada? Evet. Onu görelim. Şimdi Yahudiler burada iki şeyin peşindeler. Birisi Süleyman Mabedi'nin kalıntılarına, temellerine ulaşmak. İkincisi de ahit sandığı konusu. Ahit sandığı konusu şu, Hazreti Musa'dan kalan bir ahit sandığı var. Süleyman Aleyhisselam bu ahit sandığını, işte Davud Aleyhisselam özür diliyorum, ahit sandığını içine koyabileceği, saklayabileceği bir mabet inşa etmek istediğini biraz önce söylemiştik. Hı hı. Yani hem ibadethane yapılacak hem de aynı zamanda ahit sandığı burada kalacak. Hı hı. Bu ahit sandığının içerisinde ne var? Bu ahit sandığının içerisinde 10 emirle 10 emrin yazılı olduğu 2 tane taş tablet yer alıyor. Hı hı. Bunun dışında Mısır'dan çıkıştan sonra, Yahudiler biliyorsunuz Mısır'dan çıktılar Hazreti Musa önderliğinde. Buradan getirdikleri bazı hatıra eşyalar söz konusu. Bir de Tevrat'ın bir nüshası. Bu 3 parça malzeme ahit sandığının içerisinde yer alıyor, hı hı, inançlarına göre. Dolayısıyla şu anki arayışın, kazı çalışma, arkeolojik çalışmalar adı altında yürütülen bu faaliyetin altında yatan şey bu ikisidir. Hmm. Dolayısıyla ahit sandığını çıkaracaklar hesaplarına göre ve aynı zamanda mabedin temellerine ulaşacaklar. Diyecekler ki gördüğünüz gibi işte burası bizim peygamberlerimizden kalan hatıraların, bakiyelerin olduğu bir yerdir diyerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışacaklar. Oysa ki burası 1500 yıldır İslam toprağı olmuştur. Hı hı. 1500 yıldan beri İslam toprağı olmuştur. Dolayısıyla onların bu arkeolojik kazı çalışmaları adı altında yaptıkları şey bu. Bunu bilmeden, yani bu arkeolojik çalışmanın arka planını bilmeden, Süleyman Mabedi'nin temelleri niçin aranıyor sorusuna cevap bulmadan, Orta Doğu'daki dengeleri
değerlendirmek ne kadar isabetli olur bilmiyorum. Yani buranın işte siyasi açıdan, askeri açıdan stratejik konumunu uzmanları tartışabilirler. Ama her kim neyi tartışıyorsa bu arka planda yer alan bu tarihsel süreçten haberdar olmaları lazım. Çünkü bütün Yahudi halkı İsrail mitolojisi üzerine yaşıyor. İsrail mitolojisi üzerine ve İsrail hatıraları üzerine yaşıyor. Çünkü bunlar asırlar boyunca biliyorsunuz sürgün hayatı yaşadılar. Evet. Dolayısıyla konunun rengi noktası da aşağı yukarı burası diyebiliriz. Mabet Yahudiler için yani bizim için Kabe nasıl önemliyse onlar için de o kadar önem arz ediyor. Yani biz mesela Kabe'yi bırakabilir miyiz? Kabe'yi teslim edebilir miyiz? Kabe'nin zarar görmesine göz yumabilir miyiz? Hayır, yumamayız. Dolayısıyla ama onlar hocam, da şimdi Kabe'de sadece İslam diniyle ilgili şeyler var. Burası üç dinin buluştuğu bir mihenk toku. Yani burada biraz daha hoşgörülü olması gerekmez mi? Evet. Yani diğer dinler de burada yaşamış, bunu da biliyorlar. Sadece burası Yahudilerin kutsal yeri olmaktan da öte, yani bizim de biraz önce söylediğimiz gibi ilk mescidimizin orası olması, orada 1500 yıllık bir İslam geleneğinin, İslam örf ve adetinin orada sahip olması, İslam dininin o bölgeye değişik devletler vasıtasıyla hakim durumda bulunması, ta Hazreti Ömer zamanına da gidebiliriz. Evet. Ben biraz bu konunun tabii ki söylediğim belki yanlış olarak değerlendirilebilir ama İslam hoşgörüsünün bu insanları şımarttığını düşünüyorum hocam. Yani bilmiyorum ya, böyle bir şey söylüyorum. Evet. Yani insanların anladığı dilden mi konuşmak gerekiyor? Yani kendi kendime düşünüyorum. Tarihte yapılan hoşgörüleri görüyorum. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, hatta daha önce Hazreti Ömer zamanında. Yani biraz bunlara bu hoşgörü biraz fazla gibi geliyor. Evet, o zaman geldi. Şu konuyu aşmak lazım. Tabii, burada. Şimdi Süleyman Mabedi dediğimiz bu yapı kompleksi M.Ö. 586 yılında, evet, Babil Kralı Nabukadnezar tarafından ortadan kaldırıldı. Yani evet, bina yok edildi. Evet. Sadece Süleyman Mabedi tahrip edilmekle kalmadı. Kudüs şehri de yağmalandı, tahrip edildi. Evet. Ve Babil Mezopotamya'da tabii, kuruldu. Mezopotamya'daki, yani günümüzdeki Irak topraklarında. Evet, üzerinde. Irak topraklarında. Yani Babil Kralı Nabukadnezar, bu bizim İslam kaynaklarında Buhtun Nasır adıyla geçen Nabukadnezar. Evet. Mesela Yahudiler hiç hoşlanmazlar bu isimden. Hmm. Yani Yahudi tarihinin en, onlar için en gerilim üretecek şahıslarından bir tanesidir. Burayı yağmalattırdı ve mabedi ortadan kaldırdı. Ve bölgedeki Kudüs ve civarındaki Yahudilerin hepsini buradan toplayarak Babil'e sürdü. Evet. Dolayısıyla sürgün hayatı Yahudiler için bu tarihte başlar. Hmm, yani kendi gözünün önünde kalmasını istiyor. Tabii, yani onları oradan aldı, yani Kudüs'ü arındırmış oldu Yahudilerden. Dolayısıyla Yahudiler burada 515 yılına kadar, yani Babil'de kaldılar. Evet. Bir de şu var, bunu da söylemek lazım. Tevrat nüshalarının, yani o güne kadar ellerindeki, Yahudilerin elindeki Tevrat nüshalarının hepsini de tahrip ettirdi ya da hepsini yaktırdı. Hmm. Hepsi ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla Yahudilerin elinde Babil'e sürgüne gittikleri dönemde kutsal kitap yok ellerinde. Hmm. Hatta bazı rivayetlere göre Babil'de yaşayan Yahudiler sürgün döneminde Kahin Azra adında bir peygamberin, onlar genellikle işte kahin, hekim filan diye adlandırıyorlar. Onun döneminde bu Tevrat'ın yeniden derlendiği mesela rivayet edilir. Dolayısıyla eğer şimdi bu rivayet doğruysa, biz hani tahrif edilmiş diyoruz ya, evet, İncil ve Tevrat'tan için, o zaman Babil'de ortaya çıkarılan, yeniden derlenen bu Tevrat nüshasının o olması icap eder. Dolayısıyla doğrudan doğruya tahrife uğramış. Yani sonradan tekrar derlenmiş bir kitap olması icap eder bu noktada. 515 yılına geldiğimizde, milattan önce 515'e geldiğimizde Persler Babil'i işgal ettiler. Evet. Ve Babil krallığını ortadan kaldırdılar. Persler Yahudileri özgürlüğüne kavuşturdular. Yani İran. Evet, İranlar. Yani İran. Bugünkü İranların ataları olan Persler, Babil'deki Yahudilerin hepsini özgürlüklerine kavuşturdu. Bunları yurtlarına geri gönderdiler. Yani bunlar İsrail topraklarına, İsrail krallığının kurulu olduğu Kudüs merkezli ülkelerine geri döndüler. Şimdi şöyle bir enteresan olay var burada. Kuros döneminde gerçekleşen bu olay, Pers, evet, kralı Kuros veya Keyhüsrev de deniyor. Onun döneminde özgürlüğüne kavuşturulan Yahudiler vatanlarına döndüler. Darius döneminde de, büyük Darius dedikleri Pers kralı Darius döneminde
Süleyman Mabedi yeniden inşa edildi. Kimin desteğiyle? Yani Süleyman Mabedi'ni de şeyle Persler yapmış tabii oluyor. Ki Persler yaptılar. Yani Süleyman Mabedi'nin ikinci defa yapılışı Perslerin maddi manevi destekleriyle yapıldı. Bunun dışında İran-İsrail ilişkileri açısından günümüze ışık tutması açısından şunu da ilave edebiliriz. Bizanslarla Persler arasında uzun yıllar süren savaşlar var biliyorsunuz yani. 19 yıl kadar süren savaşlar var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde Hulibetur Rum diye başlayan ayetlerde anlatılır. Burada ayette Hulibetur Rum, Bizanslar mağlup oldular ifadesi yer alıyor. Persler Anadolu'da önlerine kattıkları Bizansları İstanbul'a kadar kovaladılar. Ve Anadolu topraklarını tamamen ele geçirdiler. İstanbul'a kadar geldiler bunlar. Bu olaylar Yahudiler nezdinde çok neşeyle karşılandı. Yani geçmişe hürmeten diyebiliriz. Bir de Müslümanların Mekke'de gelişip serpilmelerine zaten canları sıkılıyordu bunların. Dolayısıyla şimdi ehli kitap sayılan Yahudi ve Hristiyanların normalde Müslümanların yanında yer alması beklenmez mi? Evet. Ya da taraf illa taraf olacaklarsa tabii. Bizans tarafını tutmaları gerekirken bunlar Perslerin tarafını tuttular. Şimdi bugüne bakalım. Günümüzde de İran-İsrail ilişkilerine baktığımız zaman İran'ın İsrail üzerinde hiçbir yaptırımı yok. Var mı hiç duydunuz mu yok, yani? Hayır, hiçbir hayır. Şey yok. Dolayısıyla şimdi ben burada tarihi pencereden 3 olay söyledim. Bir tanesi Darius döneminde mabedin yapımı. İkincisi Bizans-Pers savaşları sırasında Yahudilerin özellikle Yahudilerin Hristiyanların mağlubiyetinden çok hoşnut olmaları. Üçüncüsü de bugünün penceresinden İran'ın İsrail üzerinde hiçbir yaptırımın olmaması. Yani şimdi öyle çok masum filan bir hadise yok burada. Yani İran-İsrail ilişkileri çok gerginmiş gibi filan lanse ediliyor. Sanki böyle bir karşıtlık varmış gibi filan anlatılıyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla geçmişin Persleri neyse bugün İranları aşağı yukarı böyleler. Bunların içerisinde temiz salih Müslümanlar varsa onlara bir şey demiyoruz. Şimdi şöyle Orta Doğu'daki bazı şer kuvvetler ya da terör grupları da İran'la beraber hareket eden terör grupları da hiçbir tanesi İsrail'le uğraşmıyor. İsrail'le herhangi bir çatışması, herhangi bir kavgasının olmadığını görüyoruz. Başta IŞİD olmak üzere ya da diğer gruplar, DAEŞ diye adlandırdığımız grup ve diğer gruplar İsrail'le ilgili bölgede insanlar birbirlerini öldürüyor, Müslüman kanı akıtıyor. Ama İsrail'e bir tane kurşun sıkılmıyor, tane bomba atılmıyor. Tabii ki sadece İsrail'den korkma değil bu. Tarihi bu süreç içerisindeki beraberlikten. Tabi burada şu akla geliyor. Müslümanların buradaki uzun süre hakimiyeti zamanında buradaki Yahudiler neredeydi hocam? Bu bölgede miydi? Müslümanlarla beraber mi yaşadılar? Müslümanların Kudüs bölgesindeki hakimiyetleri sırasında. Tabii ki yani bir kere Yahudilerin Müslüman hatırasına son derece saygı duymaları lazım. Çünkü o zaman şöyle yapalım isterseniz. Konudan uzaklaşmadan bağlayalım. Tabii. Mabedin yıkımından sonra ve yeniden yapılmasının arkasından milattan sonra 70 yılında Titus döneminde mabed yeniden yıktırıldı. Yani Romalılar tarafından mabed tekrar yani Hristiyanlar yıkıldı. Hristiyanlar tarafından da yıkılmış oldu. Bu ikinci yıkımın ardından zaten şöyle bir şey de var. Ağlama duvarında yapılan dualar şeydir. Bu iki mabedin iki kere yıkımının hatırası üzerindendir. Bütün yapılan niyazlar. Bütün dualar odur. O mabedin yeniden yapılması bu iki elim hadisenin onlara göre hatırasını canlandırmaktır daha doğrusu. Şimdi Müslümanların şöyle diyelim Titus'un bölgedeki yıkımından sonra uzun yıllar bunlar Hristiyan hakimiyeti altında kaldılar. Hiç de hoşgörülü davranmadı Hristiyanlar Yahudilere karşı. Hiç hoşgörülü olmadılar. Mesela ne ağlama duvarı işte o zaman öyle değildi. Ne yaklaşabildiler. Ne işte o bölgede mabetlerinde ibadet yapabildiler. Yani yapamadılar bunları. Vecibeden hiçbirisini hayır yapamadılar. Yani Hristiyanlar döneminde böyle bir şey olmadı. Ne zaman oldu? Ne zaman ki Müslümanlar 637 yılında Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki İslam ordularının Hazreti Ömer döneminde bölgeye gelip de Kudüs almalarından sonra
Yahudiler hayatlarının en rahat dönemini yaşamaya başladılar burada. Çünkü önemli sahabeler de vardı burada. Selman-ı Farisi gibi, Halid bin Velid gibi sahabeler de vardı. Onlar Kudüs'ün fethinden sonra Hazreti Ömer'e mektup yazdılar. Dediler ki biz burayı fethettik. Bölge halkı ve biz de Kudüs'ün anahtarlarını teslim almanızı istiyoruz. Hazreti Ömer hizmetlisiyle beraber günler süren yolculuklardan sonra Kudüs'e geldi. O meşhur deve yolculuğu. Evet. Yani hani işte hizmetlisini devesine bindiriyor ya, tarihi bir hadise. Hatta Kudüs halkı Kudüs'e girerken evet. Herkes yanındaki hizmetçi deve üzerinde olduğu için onu evet. Hazreti Ömer zannediyor. Şimdi mesela bu çok önemli bir şeydir. Yani tabii. Bu hem İslam tevazusunu anlatan bir şeydir. Hem de aynı zamanda Müslümanlar öyle yağmaya falan girişmediler burada. Hazreti Ömer geldi. Hazreti Ömer'le beraber buradaki Yahudi ve Hristiyanlar bir Hazreti Ömer bir emanname yayınladı. Yani nedir bu emannamenin içeriği? Gerek Hristiyan ya da gerekse Yahudiler ibadetlerini rahatlıkla yapabilecekler burada. Kesinlikle ilişilmedi. Yahudiler havralarına girdiler. İbadetlerini yaptılar. Özgürce yaşadılar. Hristiyanlar kiliselerine girdiler. Müslümanlarla dost ve kardeşlik içerisinde yaşamayı öğrendiler bunlar. Evet. Dolayısıyla bu hatırayı çok iyi bilmek lazım. Bu hoşgörünün, bu müsamahanın tezahürü olarak da Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kanuni bir kapı yaptırdı. El Halil kapısı. Bu kapının üzerine de La İlahe İllallah İbrahim Halilullah yazdırdı. Evet. İsteseydi Muhammedun Resulullah yazdırırdı. Ama bunu yapmadı. Bunu şöyle anlamak lazım. Şu mesaj veriliyor burada. Biz atamız olan İbrahim'in torunlarıyız. Ebul Enbiya, Ceddül Enbiya denen İbrahim'in çocuklarıyız. Dolayısıyla burada sorun çıkarmadan hep beraber yaşayalım. Herkes rahatlıkla ibadetini yapsın. Herkes gündelik hayatını yaşasın. Savaş olmasın, sorun olmasın. Şimdi bunu hangi Yahudi anlayabilir? Ya da bunu günümüz dünyasında hangi batıl idrak edebilir bilmiyorum. Bunlar bilinmiyor mesela. Bunların anlatılması lazım evet. Belki. Bunların öğretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer'den sonraki buradaki durum, kimler hakim oldu? Evet, Hazreti Ömer'den sonraki dönemde Haçlı seferleri var biliyorsunuz. Evet. Haçlı seferlerin ardından Kudüs el değiştirdi. Ve nihayetinde Selahaddin Eyyubi. Yani Haçlı seferlerini şöyle rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece Haçlı seferleri Anadolu'daki Anadolu Selçuklu topraklarına, yani Türklerin hakim olduğu Anadolu Selçuklu topraklarına yapılmış bir sefer değildi. Değil. Aynı zamanda direkt Kudüs'e, hedefin Kudüs olduğu tabii. Bir seferdi. Evet. Yani kısaca Müslümanlar kadar bundan kim de rahatsızdı? Yahudilerin de rahatsız olması elbette gerekiyordu. Elbette ki. Yahudiler de rahatsız oldular. Çünkü biraz önce örneğini verdim. Belki yarım mı kaldı orayı tam hatırlayamadım. Şimdi Konstantin döneminden bahsedelim. Yani Hristiyanların bölgede hakim oldukları dönemde Yahudiler rahat hareket edemediler. Biraz önce dediğim gibi yani ağlama duvarı vesaire yaklaşamadılar bile. Ancak Hazreti Ömer dönemindeki bu müsamahadan sonra rahatlıkla ibadetlerini yapabildiler demiştik. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ağlama duvarına gelmelerine izin veriliyor. Buradan şunu anlamak lazım. İbrahim Halilullah örneğinde olduğu gibi, bu örnekte olduğu gibi bizim önce Müslümanların bunu iyi bilmesi lazım. Sonra bunu bizim başkalarına çok iyi anlatabilmemiz gerekiyor. Hatta Kanuni onlara şu teklifte bulunuyor Yahudilere. Onlar diyorlar ki biz harem bölgesine geçmek istiyoruz. Yani kıble mescidi, işte Kubbetü Sahra alanına geçmek istiyoruz. Ziyaret edelim biz de oraları. İşte orada bulunalım. Hayır diyor. Eğer Müslüman olursanız oraya geçebilirsiniz. Oraya geçmenize izin verebilirim. Onlar da hayır diyorlar. Yani biz dinimizi terk etmeyiz. Çünkü harem bölgesine hangi şartlarla girileceği bellidir. İslam'ın kuralı tabii. Bellidir. Yani orada. Harem adı üstünde zaten. Tabii. Yani Müslüman olmayanların girmesi mümkün olmayan bir bölgeden bahsediyoruz. Onlar da dediler ki tamam biz o zaman Müslüman girmeyin. Olmayacağız. Onların ağlama duvarı denen bu yerde ağlayabilmelerine ya da işte burada ritüellerini yapabilmelerine izin verilmiş oldu. Çünkü sadece ağlama yok. Sonunda şölen de var. Tabii arada, yani şöyle mi? Bir şey var. Hafta boyunca ağlama duvarı önünde Yahudiler burada ağlıyorlar. Ağlayanı var, ağlamayanı var. Ben bir hayli fotoğraf çektim. Sergide de, fotoğraf sergime de koymuştum bunlardan birkaç tane. Bunun dışında Şabat başladığı zaman
Yani şöyle diyelim ona, cuma akşamı ezanlar okunmaya başladığı zaman Şabat'ta ağlama kesiliyor. Cumartesi akşam ezanlar okunana kadar devam ediyor bu. Hmm. Genelde orada ağlamadan daha çok niyaz veya işte halay çekerek, eğlenmek suretiyle burada zamanlarını geçiriyorlar. Şunu ilave edelim. Biraz önce söylediğimiz Müslümanların bölgeyle olan alakalarına ışık tutması bakımından Yahudi çocukları dünyanın neresinde oldukları hiç önemli değil. Uçaklara bindiriliyorlar. Buraya getiriliyorlar. Özellikle ağlama duvarı bölgesine getiriliyorlar. Buradaki Şabat'a katılıyorlar. Havralara ziyarete gidiyorlar. Burası ağlama duvarı dediğimiz yer bir ritüelin icrasından daha öte aslında ortak Yahudi aklının birleştiği yer. Hı hı. Ortak Yahudi aklının cereyan ettiği yer burası. Ağlama Süleyman duvarı. Mabedi falan değil şu anda. Evet. Burası. Şimdi bu genç çocuklar geliyorlar. Büyükleriyle beraber buraları ziyaret yapıyorlar. Buradan bizim şu dersi çıkarmamız lazım. Acaba kaç Müslüman aile ya da kaç kurum, birim ya da neyse bunun adı böyle bir hassasiyetle gençleri alıp da mesela Mescid-i Haram'a götürmüş mü? Vardır belki yapanlar, şimdi haksızlık etmeyelim. Veya işte bu ne kadar sıklıkla cereyan ediyor. Çünkü ben gittiğimde harem bölgesinde mesela ne gündüz vakti ne akşam vakitlerinde sadece siz varsınız. Hmm. Yani vakit namazlarında namaza gelen, kıble mescidine gelen Müslümanlar var. Bir de genellikle Türkiye'den gelen ziyaretçiler var. Evet. Buranın tıklım tıklım dolu olması lazım. Evet. Burayı işte o yüzden boş bırakmamak gerekiyor. Siz boş bıraktıkça bunlar ne yapmaları gerektiğini çok daha kolay idrak Tabii ediyorlar. Tabii ki bunu düşünmemiz, biz gerekeni yapmamız lazım. Çünkü biraz önceki anlattıklarınızdan çıkardığımız sonuçta da Yahudiler tarihin hiçbir döneminde Müslümanlar tarafından zulüm görmemişler. Müslümanlar tarafından hep hoşgörü, saygı, sevgiyle karşılaşmışlar. Osmanlı Devleti zamanında bu böyle. Daha önceki dönemlerde Hazreti Ömer zamanında ve diğer halifeler döneminde durum böyle. Yani bu kadar İslam'ın ve Müslümanların iyi niyetine rağmen hala Müslümanlarla uğraşıyorlar. Evet. Zulüm gördükleri yerler ya Babil kralından işte eski dinlere mensup insanlar ya Hristiyanlık dininin mensuplarından o gün için Roma ya da başka dönem için başka devletler. Çünkü bunları sürekli sürenler bunlar. Evet. Çok ilginçtir. Bayezid zamanında Endülüs Emevi'den kurtulan Yahudileri diğer tarafa taşıyanlar Osmanlı donanmalarıdır. Bunları gemiden aşağıya atan, efendim bunları yolda öldüren insanlar da Hristiyanlardır. Bunları bilmiyor mu bu Yahudiler? Yani bunlardan haberleri yok mu? Buna rağmen neden bu Müslümanlar üzerine bu kadar caniler? İsterseniz bunu bir ara verelim. Aradan sonra buna devam edelim Muammer Hocam. Oldu? Şimdi bir ara efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımalarda yine Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve bu bölgenin tarihi süreç içerisinden günümüze kadarki durumunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Muammer Ulutürk Hocam. Muammer Ulutürk Hocam'la şöyle biraz özetleyecek olsam ondan aldığım bilgiler neticesinde Kudüs'ün tarihi geçmişini burada sizlerle paylaştık. Kudüs denildiği zaman ya da Mescid-i Aksa denildiği zaman nelerin anlaşılması gerekir? Onlardan bahsettik. Hep karıştırılan bir olay vardı. Mescid-i Aksa neresi? O konuya açıklık getirdik. Ve en son şöyle bir soru yönelttim ben. Bu sorunun cevabını burada beraber düşünmemiz gerekiyor. Hem saygıdeğer seyircilerimizin hep bizim düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Müslümanlar sadece Yahudilere karşı hoşgörülü değildi. Tüm dünya insanlığına karşı hoşgörülüydü. Osmanlı Devleti zamanındaki hoşgörü, ondan önceki dönemlerde hoşgörü, saygı, sevgi, onları da kendi vatandaşlarından, kendi tebaasından, aynı dinden olan kendi tebaasından ayırt etmeyen bir yapı içerisinde bulunduklarını hep beraber biliyoruz. Biraz önce hocam da ifade etti. Hazreti Ömer zamanında buradaki
hoşgörü ve bu insanlara değer verilme, Hristiyanlığın ve diğer insanların bu insanlara baskı yapması. Ve şöyle bir soru sormuştuk. Demiştik ki bu kadar hoşgörüye rağmen, bu kadar iyi niyete ve samimiyete rağmen bunlar hala niye İslam düşmanlığı yapıyor? Hala bizimle ve Müslümanlarla niye uğraşıyorlar? Tabii ki burada menfaati söyleyebiliriz. Yani bunlar Müslümanların kendilerine karşı tavırlarından değil, kendi menfaatlerini, kendi isteklerini, arzularını daha ileriye taşıyabilmek için olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bizim tarihimizde utanılacak hiçbir konu yok. Bizim zulmettiğimiz, bizim insanlara baskı yaptığımız tarihin hiçbir sürecinde hiçbir Allah'ın kulu bundan bahsedemez. Bizim tarihimizde canilerden bahsedemez, hoşgörü padişahlarımızdan ve bizim vezirlerimizden daha öncesi bizim halifelerimizden bahseder. Bu millet bu dinin mensubu oldukları tarihten itibaren de böyleydi. Bundan önceki tarihte de hoşgörüsü Çinlilere karşı ve diğer bölge insanlarına karşı oydu. Çünkü bizim yapımız ve karakterimiz budur. Bizim dinimizin bize vermiş olduğu emir budur. Bunları da burada açıklık getirmek istedik. Şimdi hocam nereden başlayalım? Bu müsamahaya bir örnek ilavesiyle müsamahaya başlayalım. Yani destekleme açısından buyurun evet, hocam. Müslümanların bölgedeki müsamahasına en ideal örneklerden bir tanesi de Hazreti Ömer'in tavrında gördüğümüz bir mesele. Hazreti Ömer geldi. Kentin anahtarlarını teslim aldı ve bir emanname yayınladı demiştik. Evet. Hazreti Ömer Kıyamet Kilisesi'ne gidiyor. Kıyamet Kilisesi Hristiyanlığın haç merkezidir. Haç merkezi. Evet. Yani bir Hristiyanın hacı, gerçek manada hacı olabilmesi için yani işte Efes'te Bülbül Dağı'na falan çıkması değil. Evet. Bizzati yani orada olması. Mezarlığı değil. Yani esas orası. Yani sonradan icat edilmiş yerlerdir oralar. Yani mesela bizim türbe ziyaretleri türbe gibi ziyaretleri algılamamız gibi daha isabetli olur diye düşünüyorum. Ama hacı olunacak yer orası. Burası Müslümanların bölgeye hakim olmalarından sonra Kıyamet Kilisesi çok farklı Hristiyan mezheplerinin aklına uğrayan bir kilise burası. Müslümanlar onlara zaman tahsis etmişler. Mesela işte belli bir süre Protestanlar burada ibadetlerini yapıyorlar. Ortodokslar geliyorlar. Maroniler, Mormonlar ya da bugün işte hangi Hristiyan mezhepleri varsa burada ibadetlerini yapıyorlar. Tarihi süreç içerisinde rahipler, papazlar arasında hep kavgalar çıkmış bu kilisenin içerisinde. Her an olabilir yani. Kilisenin içerisinde işte zamanlama cihetiyle veya başka laf atma, sataşma gibi konular sebebiyle birçok kavgalar çıkıyor burada. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla bu kavgaların tarihi çok eski. Bir Müslüman aileye verilmiştir bu kilisenin anahtarları. Bugün hala bir Müslüman aile Kıyamet Kilisesi'ni sabahleyin açar, akşam saatlerinde kapatır. Bu müsamaha örneklerinden bir tanesine karşılık gelir. Bari burada hiç değilse en azından bir hani Hristiyanların takdirini görüyoruz. Hazreti Ömer Kıyamet Kilisesi'ne geliyor ve yani ziyaret amaçlı geliyor. Halen Kıyamet Kilisesi'ni açıp kapatan insan bir Müslüman tabii, öyle Müslüman mi? Müslüman ailesi. Yani Müslüman bu, aile. Tabii nesilden nesile intikal ediyor. Allah hani Allah. Türbeder aileler var ya. Bakın bu çok ilginç. Tabii tıpkı yani bunun gibi bir Müslüman ailesi açıp kapatıyor burayı. Kıyamet Kilisesi'nin de şöyle bir özelliği var. Hazreti Ömer örneğini geçmeden söyleyelim. Burası Hristiyanlar nezdinde son derece önemli bir yer. Hazreti İsa'nın işte tahrif edilmiş İncil'e göre, Hristiyan inancına göre ölümünden sonra gömüldüğü yer burası. Ve göğe üruc ettiği, ölümünün ardından 3 ya da 7 gün sonrasında göğe üruc ettiği yer olarak bilinir. Burası şu anda içeride bir yapı var, yani türbe şeklinde bir yapı var. Onun üzerine sonraki dönemde çok yüksek kubbeli bir bina inşa edilmiş. Hazreti Ömer buraya geliyor. O şimdi sırada özür dilerim hocam. Yahudilerin bu kiliseyle bir uğraşı var mı? Yok hayır. Yahudilerin burayla bir alakası yok. Hristiyanlar normal ibadetlerini yapıyorlar. Girip çıkıyor biliyorlar. Tabii herhangi bir kısıtlamaları yok. Tabii. Yani Hristiyanlar nezdinde yani Hristiyanların Yahudilerle şeyi yok orada. Evet. Yani çok kavgası yok ama mesela son zamanlarda yok, tarihten kavgaları var ya ben onun için. Tarihten kavgaları var. Şu anda yok mesela basına yansıdığı kadarıyla, medyalara yansıdığı kadarıyla en son işte rahipler gelmişlerdi şeye, Mescid-i Aksa'ya
Müslümanlara destek vermek amacıyla. Ben bunları yani güzel işaretler olarak düşünmek istiyorum. İnşallah bu göstermelik bir şey olmaz diye düşünmek istiyorum yani bu şeyleri. Güzel çabalar bunlar. Hatta bir rahip ezan okumuştu. Şeyde. Yani ezan yasağı, yakınlarda bir ezan yasağı var biliyorsunuz. Evet. Ezan yasağı zaman zaman oluyor bu. Yani bunu protesto etmek amacıyla. Hazreti Ömer vakit namazı geldiğinde namazını Kıyamet Kilisesi'nde kılmıyor. Nerede kılıyor? Kıyamet Kilisesi'nin karşısındaki boş arazide kılıyor. Bugün orası, keşke fotoğraf getirmiş olsaydım gösterirdik. Ömer Mescidi. Hazreti Ömer Mescidi olarak daha sonra inşa edilmiş bir mescit var burada. Şöyle diyor Hazreti Ömer. Bu Mescid-i Aksa'nın dışında bir yer değil mi? Hayır. Tabii ki bu tamamen şeyde dışında kalan bir yerde burası. Ama bu Doğu Kudüs'te mi oluyor? Doğu Kudüs'te, Doğu Kudüs'te. Siyon. Şimdi Kudüs kenti 3 tepe üzerine oturuyor. Bunlardan bir tanesi Zeytin Dağı. Evet. Bunlardan bir tanesi Siyon Tepesi olarak adlandırılan yer. Bir diğeri de Harem bölgesinin bulunduğu yer. Bulunduğu yani 3 tepelik bir bölge. Ben şimdi bir başka tepeden bahsediyorum. Evet. Kıyamet Kilisesi burada. Kıyamet de oradan geliyor. Yani Uruç'la alakalı. Evet. Namazını orada kılıyor. Diyor ki eğer ben burada namaz kılmış olsaydım benden sonra gelecek olanlar burayı mescide çevireceklerdi. İçeride heykeller, tablolar, freskler, evet, resimler, bir sürü şeyler var. Bu sebeple girmiyor. Bir de bu sebeple girmiyor. Yani diyor ki ben eğer burada namaz kılacak olsaydım bunu Müslümanlar işaret olarak algılarlardı. Burayı derhal camiye çevirirlerdi. Hı hı. Bunu yapmıyor. Bakın şimdi Hazreti Ömer istese içerideki bütün mabedin içerisindeki takım taklavatı, oradaki bütün resimleri, heykelleri kaldırır. Tabii. O güç vardı elinde tabii ki. Tabii ki. İstese yıkar. Tabii mesela. Yıkardı. Yani oradaki bütün şeyleri diğer dinler nezdinde çok önemli olan şimdiye kadar bahsettiğimiz veya bahsetmediğimiz, şu anda aklımıza gelmeyen her ne varsa bunların hepsini ortadan kaldırabilirdi. Ama bunları yapmıyor. Bunlar Müslüman hoşgörüsünün örnekleri. Yahudilerin ve Hristiyanların bunu çok iyi algılamaları lazım. Ama evet, dediğim gibi İsrail tarihi mitoloji üzerine oturuyor. Ve çok orada İsrail'de aşırı tavırlar sergileyen mezhepler var. Bunun yanında mesela şeyler de var. Siyonizme hizmet etmek istemeyen, hı hı, bu tarz gruplar da var. Mesela bunları nerede görüyorsunuz? Şimdi biz Doğu Kudüs'ten bahsettik şu ana kadar. Mesela Yafa'ya gittiğiniz zaman, Tel Aviv'e gittiğinizde, yani Yafa Tel Aviv'in belli bir bölgesini oluşturur. Buradaki insanların çok da umurunda falan değil. Yani veya Batı Kudüs'teki insanların bir kısmının hiç umurunda değil. Avrupa şehri. Mesela Doğu, evet, Doğu Kudüs ile Batı Kudüs arasındaki farkı gördüğünüz gözlerinize inanamıyorsunuz. Batı Kudüs'e geçtiğiniz... Bir de duvar mı yapılıyor hocam ikisinin arasında? Tabii yani şu anda 700 kilometre uzunluğunu bulacak bir duvar yapılıyor. Bunlar ne bekliyorlar ki hocam? Yani işte Müslümanların içeri girmesine engel oluyorlar. Yani Batı Kudüs'e girmesin mi istiyorlar? Tabii yani Müslümanları belli bir bölgeye hapsetmek niyetleri. Bunun dışında başka emelleri yok. Batı Kudüs'e geçtiğiniz zaman bir tipik Avrupa kenti gibi insanlar köpeklerini gezdiriyorlar. Çocuklarını çıkarmışlar. Kimi koşu yapıyor filan. Parklar çok güzel, işte havuzlar bilmem, yani şehir çok güzel. Yani evet. Kudüs'ün batı tarafı. Doğu kısmına geldiğinizde tarihin cereyan ettiği bölge burası zaten. Bakıyorsunuz mesela çöpler bir yerde duruyor. Yani çalışmıyor. Adamlar Doğu Kudüs'te yaşayan Müslümanlar aynı vergiyi ödemelerine rağmen, evet, belediye nezdinde aynı eşit haklara sahip olmuş olmalarına rağmen buranın çok ciddi şekilde ihmal edildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bunları iyi bilmek lazım. Bunları iyi idrak etmek gerekiyor. Ben çok şaşırmıştım Doğu Kudüs ile Batı Kudüs farkını gördüğümde. Bir de şunu ilave etmek isterim burada. Çok sayıda İsrail askeri Doğu Kudüs'te görev yapıyor bugün. Mescid-i Aksa'ya giden yollar üzerinde, yani mesela işte Roma döneminden kalan, daha sonraki dönemlerden kalan şeylerden, sokaklardan geçiyorsunuz buraya. Her köşe başında İsrail askerlerini görüyorsunuz. Zenci, en son İsrail askerlerinden bahsediyorum. Zenci İsrail askeri, zenci asker görüyorsunuz mesela. Bunların hepsi Etiyopya kökenli olanlar. Mesela çok şaşırtıcı bir detay burası. Normal şartlarda paralı asker mi hocam bunlar yoksa? Hayır, yok. Yerleşik olanlar. Yerleşik. Yani bunlar vaktiyle Etiyopya bölgesi, Habeşistan bölgesi bir dönem Yahudiliğin gittiği bir bölge burası. Evet. Yani Yahudilerin yaşadığı bir bölge ama burada yaşayan siyahiler diyelim, onlardan bir kısmı Yahudiliği seçmişler.
Yani bunlar Musevi inancına mı inanıyor? Tabii tabii. Yani Yahudilikte böyle bir şey var. Başkası olur olamaz meselesi evet. vardı onun için. Yani kan bağı İşlerine dışında. İşlerine geldiği zaman oluyor. Evet, yani kan bağı dışında bir de bu bölgedeki şeyler var. Yahudiler var. Mesela bunlar vaktiyle göç etmişler muhtemelen. Ve bunların çocukları mesela burada askerlik yapıyorlar. Evet. İlginç bir şey. Yani bir bakıyorsun bir zenci bir kız evet. görüyorsun. Asker görüyorsun mesela. Çok sıkı tedbirler var. Çok insanın canını acıtan çok sıkan durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. En ufak bir hareketinizden hemen alınganlık gösteriyorlar. İşte bugünkü olup bitenler de bunlar dediğim gibi başa dönecek olursak Yahudilerin ve Hristiyanların da onları evet. unutmayalım. Bu İslam hoşgörüsünü bir hesaba katmaları lazım. Vicdanlarını harekete geçirmeleri lazım. Ne kadar mitolojik bağları olursa olsun, kitaplarına karşı ne kadar sadakatli olurlarsa olsunlar buranın hatırasına hürmet etmeleri lazım. Evet. Başka türlü bu işin çözülme ihtimali yok gibi görünüyor. Yani onların bütün derdi konumuzun ana merkezini oluşturan mabedin inşası. Evet. Sandığın ortaya çıkarılması. Ortaya çıkarılması. Noktasında birleşmiş oluyor. Yani. Tabii ki Müslümanlar açısından burası çok önemli. Hristiyanlar açısından da bu bölge önemli. Evet, ona kıyamet kilisesi öğünlerini vererek söylemiş olduk yani Hristiyanlık Müslümanlar açısından. Müslümanlar açısından olduğu kadar özellikle Süleyman Mabedi konusuyla Museviler içinde ya da Yahudiler içinde burası önemli bir bölge. Evet. En son şu olan Cuma namazı kılınmayan yer neresi? Ya da Müslümanlar için en son nasıl bir baskı var burada? Kısaca onlardan evet, da bahsedelim bu, hocam. Namazın engel olunduğu yer Kıble Mescidi adıyla bildiğimiz mescit. Evet. Yani Kubbetü Sahra'nın karşısında yer alan Kıble Mescidi. Kıble Mescidi. Onun hemen yanında Emevi Mescidi var. Bu kurşun kubbeli bölme. Evet. Yani 80'e 50 metre genişliğinde olan mabet burası. Hazreti Ömer döneminden itibaren farklı dönemlerde işte yapılan öyle söyleyelim veya genişletme çalışmaları yapılan, tadilatları yapılan mescitten bahsediyoruz. Hı hı. Buraya almak istemiyorlar. Çünkü Cuma vakti geldiği zaman mescidin tamamı Müslümanlarla doluyor zaten. Bunun dışında Kubbetü Sahra'ya kadar olan bölge açık alanda da Müslümanlar buradan namaz kılıyorlar. Yani Mescid-i Aksa olarak alan komple. Evet, yani harem bölgesi dediğimiz alan. Cuma vakti Müslümanların hep bir arada toplandıkları evet. alan burası. Ve birkaç yıl önce İsrail askerleri burayı basmışlardı. Yani bu yeni bir şey değil. Yani sıkça yaptıkları bir şey. Hatta bu eğer giderseniz Kıble Mescidi'nin girişinde kapıların üst kısmında kurşun izlerini, deliklerini görebilirsiniz. Evet. Mescide girdiğiniz zaman mihrabın üzerinde, duvarlarda kurşun izlerini görebiliyorsun mesela. Yani çok sık yapıyorlar bunu. Bütün dertleri orada efendim Müslümanları bezdirmek. Şöyle bir örnek vermek isterim. Biz Selman-ı Farisi makamını ziyarete gittiğimizde Zeytin Dağı'nda çocukların okul çıkışıydı. Hı hı. Biz oradayken çocuklar ellerine çantaları almışlar. Bizim burada olduğu gibi bazıları işte anneleri, babaları ellerinden tutmuşlar, geliyorlar. O sırada birçok el silah sesi duyduk. Hı. Ve hemen akabinde de taş geldi. Yani bizim bulunduğumuz araca da bir taş isabet etmişti. Allah Allah diyorsunuz. Yani bir olay mı var? Niçin durup dururken mesela ya da bizim görmediğimiz bir başka sokakta hı hı. bir olay mı oluyor diye düşünüyorsunuz? Hayır. Olay şuymuş. Çocukların okul çıkışı saatlerinde İsrail askerleri keyfi ateş ediyorlar havaya. Korkutuyorlar. Korku psikolojisini, bu yenilmişlik psikolojisini ta o çocuklara küçük yaşlarda bunu göstermek istiyorlar. Yani şimdi bunun neresi insanidir, neresi vicdanidir, neresi pedagojiktir? Yani söylemek istemezdim ama evet. neresi insanla alakalı bir şeydir? Yani bu tartışılacak bir şey değil. Evet. O saatte çocukları çok korkmuşlardı çocuklar. Evet. Hemen biraz daha büyük olanları küçük çocukların ellerinden tuttular ve hemen sokak aralarına kaçırdılar. Orada birkaç kare çekmiştim ben de. Birkaç kare fotoğraf yakalayabildim. Biz de doğrusu silahların geldiği yerde çok durmadık. Zeytinden yani Selman Farisi makamı ve hemen arkasındaki mezarlık bölgesine çıktık yani. Orada çok fazla kalamadık. Bilemedik çünkü orada ne olabilir, arkasından ne gelir bilmediğimiz evet. için orada çok fazla durmadık. Şu bahsettiğim olay mesela
gerçekten insanlık dışı, insan hafsalasının almadığı, hiçbir vicdanın kabul etmediği şeyler bunlar. İnşallah evet hocam. Müslümanlar diyoruz da tabii, ya da İslam dünyası diyoruz. Ben İslam dünyası diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Türkiye diye bir şeyin var olduğuna inanıyorum. Eğer Müslümanlar, yani İslam dünyası diye bir şey olsaydı eğer, hemen yanı başındaki Ürdün, bir anlamda Filistin'in garantörü olarak, kısmi olarak böyle bir özelliği var. Hiç değilse ses çıkarırlardı. Hiç değilse yani diğer Müslüman devletlerden, ülkelerden bir ses çıkardı. Hayır, çıkmıyor. Çok büyük bir sahipsizlik var. Eğer orası bir gün Yahudi işgaline tamamen uğrarsa, Müslümanlar oradan tamamen el çektirilecek olursa, bunun vebalini hiçbir ümmet evladı ödeyemez yani. Evet. O yüzden ben Türkiye'ye bu yönüyle ve destek olacak kimler varsa bundan sonra, yani onlara şükranlarımı iletmek isterim her şeyden önce. Son olarak da bitiriyoruz programı herhalde. Diyorum ki bütün Müslümanlar mümkün olduğu kadar Kudüs'e gitsinler, oralarda gezsinler. Beni İsrail peygamberlerinin yürüdüğü sokaklardan yürüsünler. Çünkü oradan bir Doğu Kudüs'te bir sokaktan yürüdüğünüz zaman bir peygamberin izini sürmüş oluyorsunuz. Kıble Mescidinden Kubbetü Sahra'ya doğru gelirken peygamberin izini sürmüş oluyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam'ın evet. izini sürmüş oluyorsunuz. Ve o günlerin hatırasını yaşamış oluyorsunuz. Dolayısıyla buraya sahip çıkmanın yolu konuşmaktan, evet. laftan geçmiyor. Evet. Bizzat oraya gidip orada birkaç gün en azından bulunmaktan geçiyor. Evet, inşallah hocam. Efendim, bugün tarihten yansımalarda Kudüs'ü konuştuk ve en önemli Mescid-i Aksa'yı konuştuk. Burada neler yapılmak istiyor, onlardan bahsettik. Tabii ki Muammer hocam bu konuda bizlere, yani Türkiye'ye çok büyük görevin düştüğünü burada açık yüreklilikle söyledi. Ben buna ilave olarak, katkı olarak, ben bir İslam aleminin olduğuna inanıyorum hocam. İslam aleminin başında sizinle aynı fikirdeyim. Liderlerin olmadığını düşünüyorum. Ve bu Müslümanların elini tutacak iyi sahiplerin bunların başına geçmesini arzu ediyorum. İnşallah. Tabii ki Yahudiler kendi inanışlarına göre, kendilik kafalarındaki düşüncelerini bazen katliam olarak, bazen zulüm olarak, bazen yasak olarak mutlaka yapacaktır. Önemli olan onların yaptığıyla kalmamak. Önemli olan onların yaptığı karşısında biz ne yapabiliriz sorusunu sormaktır. Ve bunun neticesinde de bu hafta yine İstanbul'da büyük bir Kudüs mitingi oluyor. İnşallah burada bizi seyreden saygıdeğer seyircilerimiz başta olmak üzere tüm Konyalıları bu Kudüs mitingine de davet ediyoruz. Kudüs mitingine gidelim ki orada gücümüzü gösterelim. Efendim, Mescid-i Aksa'ya gidelim, o alanları dolduralım ki oradaki gücümüzü gösterelim. Ben çocukluk yıllarımda hep Kudüs mitingleri yapılırdı. Yaşımız belli bir şeye geldi. Hala Kudüs mitingi yapıyoruz ama sonuç alamıyoruz. İnşallah sonucunu alacağımız Kudüs mitinglerini Rabbim bize nasip etsin. Efendim, bugün Kudüs'ü konuştuk. Bugün Mescid-i Aksa'yı konuştuk ve programımızın sonuna geldik. Eğer hayırlı bir mesaj vermiş isek ne mutlu bize. Hayırlı akşamlar, iyi uykular efendim.